Ve bugünkü misafirimiz eğitimci. Direkt onunla başlıyorum abi. Eğitimci Bekir Bey bizimle inşallah. Kendisi aslında bir eğitimcinin yanında neyzen. Neyzen diyoruz değil mi? Evet. Amatör şey. Neyzen diyebiliriz. Evet. Amatör olup olmadığını biraz sonra izleyiciler karar verecekler. Abi yıllardır hani böyle Fransa'nın gitmediği yer kalmadı. Böyle amatör mü olur? Neyiyle beraber değil mi? Yani özellikle hani ben bildiğim hani 2-3 saatlik, 5 saatlik, 10 saatlik yerlere ne üflemeye gitti yani abimiz. Fransa'nın her tarafını üflemişsiniz anlaşılan. Arkadaşlar yani başka bir birini bulamadıkları zaman çağırıyorlar. Yok, başka biri yok zaten. Hani bulamadık zaten sanki birkaç tane var varmış da basit onları bulamayınca bu yani. Öyle bir şey yok. Başka neyzenimiz yok. Koca Fransa'nın bir tane neyzeni var yani. Evet. Şimdi sorularımız var. Siz evet. Programa çok yabancı değilsiniz diye Hüsnü zannediyoruz. Doğru mu ediyoruz? Biraz öyle. Bu sene biraz boşlamış. Kaytardı. geçen sene bir dalayım derinden diyeyim yani. Severek izliyordum. Bu sene biraz kaçırdım. Cuma'yı aldığımız için mi? Öyle Cuma oldu? Günü oldu yani. Cuma akşamları genelde değişik aktiviteler oluyor. Yani evde olmuyoruz veya birileri oluyor. Cuma namazıysa öğleneyin abi. Yani o akşamları da çok şey oluyor yani. Müsait olamıyorum. Peki. Bu seneki formatı nasıl buluyorsunuz? Çok izlemediğim için. Bir geçen haftanınkini izledim. Yani, saati kıstık bir de. İşte Cuma'yı aldık. İşte Cuma'yı almak benim için biraz şey oldu. Pazar günü genelde pazartesinin derslerini işte okumak için hazırlık yaparken böyle akşamüstü oturunca hem izleyip hem çalışıyordum. Hem çocukların... Yani, tuhaf bir izleme şekli de ne? Evet, onu söylemişti. Bir saatlik podcast programları zaten o şekilde izlenir ki. Genelde millet hani... Görüntüde çok sıkıntı yani hani, görüntülü bir şey yok. Nadiren millet böyle hani oturup da... Çünkü burada ekstra görüntüye... Ben de genelde mesela mutfakta iş yaparken hiç bakmadan izliyorum. Aynen. Yani. Yemek hazırlarken. Evet. Bulaşığı yıkarken. Evet. YouTube'un şey de var. Durdurup mesela ekranda kaçırdığınız bir şey varsa geri sarıp izleme şeyiniz de var. Yani, dikkatini çektiyse geri sar hemen. Yani. Şu yapılamaz mı? Pazar günü yine... Yani Cuma günkünü izlemediniz madem. O işleri yaparken tekrar açmak. Yani aynı şey olabilir. Yani. Yani şimdi bir bahane olabilir. Ama olmadı. Canlı yayının şeyi, tadı yok. Yani. Tadı farklı. İlla bir şeyler yazayım, katılayım. Evet, yani o chat'e yazmak. Rum Bey'e diye bir defa yani. Rum Bey'e veriyorum. Güzel bir cevaptı. Ama izlenebilir yani. Yorum şey. Yazabilir yani. Yani. Abi bence bir kere daha fazla sıkıştırmayalım. Bence de. Sorularımıza geçelim. Hocamızı daha iyi tanıyalım. Eğitimci ve neyzen. Özellikle üstüne basarak söylüyorum bu iki şeyin. Şimdi sorularımızı yavaş yavaş alalım ve sizi tanıyalım hocam. Bekir hocam. Evet. Adın soyadın? Bekir Orhan. Yaşın? 32. Mesleğin? Öğretmenim. Tak 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 gidiyor ha, hiç sıkıntı yok yani. Sorular bitti. Bunlar ya. Basit. Hadi kalkalım. Çok zor sorular şimdi mi geliyor? Fransa'ya ne zaman geldin? Diye bir soru var. Ne zaman geldim? Ailem 80'li yıllarda gelmiş. Ben de 90'da Paris'e gelmiş oldum. Yani doğunca. Doğmuş oldum. Evet, doğmuş oldum. Burada doğdum büyüdüm diyebilirsin zaten. Yani öyle bir soru sordu bir nasıl? Ama sorumun devamı geliyordu ama tamam. Genelde dışarı devam ediyorum. Hizmetle nasıl ve ne zaman tanıştın? Hizmetle kolej sizin veya sanki orta 1 veya orta 2'de Münir abi vardı, rahmetli Münir abi. Allah rahmet eylesin. İşte Montfermeil'de kişi subada sohbetler yapıyordu. Bir işte annemin arkadaşı aradı işte bir yani bizim evde sohbet olacak. Birisi geliyor, sohbet yapıyor. Çocuğunu sen de gönder. Orada 15-20 bazen yani çok kalabalık bir şekilde gidip orada abinin sohbetini dinliyorduk. Risalelerden sohbet yapıyordu. Tabii o zaman çok anlıyordunuz. Ama aklımda yani işte. Rahat olun anlamıyorduk diyebilirsiniz. Anlamıyorduk ama ama o yani manevi havadan ortamdan indi. Şeydi, onu, ama yani sonradan işte o birinci söz olduğunu, o ikinci söz yani oradan devam etmiş o namaz bahsini şeyini. Oradaki örnekler hala aklımda yani orada kolejdeki şeyimle. Öyle başlamış olduk yani öyle evlerde sohbet oluyordu. Evet. Yani hatırlıyorum. Burada Pantin'de kalıyordu bildiğim kadarıyla. Pantin'de o zaman bir ev vardı. Ben de Münir abiyi çok iyi hatırlıyorum. Ben de daha önceki bir geldiğim zaman
Fransa'da öğrenci olarak bulunduğum sıralarda ilk kaldığım yer onun kaldığı evdi. Tabii o evde çok bir kapasite yoktu. İki oda, bir salon, küçücük bir yer. Sırayla yatılıyordu. Kendisi hem çalışıyordu, bir yandan haftanın belli günleri işi vardı, çalışıyordu yani. Hem de bir yandan bu hizmetleri yapıyordu. Evet. Gerçekten hani derler ya, gönülsüz derler. Yani hiç ne iş olsa koşan, bir ihtiyaç varsa maddi manevi ona destek olmaya çalışan bir arkadaşımızdı. Allah'ın sonra bir trafik kazasında, evet, yıl 2004 veya 2005, öyle bir yıl olması lazım, vefat etti. Çok genç yaşta, yani 20'li yaşlarında. Bu da rahmetle anmış, evet, oldu. Evet. Allah mekanını cennet eylesin, amin, diyoruz. O zaman onunla rahmetiyle tanışarak ilk, evet, başladın. Evet, sohbetlere çağırdı. Yani her hafta birinin evinde oluyordu. Sene içinde bile devam etti. Ha, sene sonunda kampa çağırdılar. Kampa gittik. Öyle tanışmış olduk. Evet. Devam yani. Çok sağ olsunlar, bırakmadılar ondan sonra. Evet. Peki yine de ben bu soruya bir soru daha ekliyorum. Hani kalben veya ne zaman böyle anlayıp da hizmete böyle tam sarıldın diyebiliriz. Tam da şey söyleyeyim mi? Lisede, üniversitede işte vazife verdikleri zaman biraz daha böyle işte öğrencilerle ilgilenmedir şeydir. O zaman biraz daha işin ciddiyetini belki o zaman denilebilir yani. Evet. Direkt yani Fransa ürünü derler ya, hani Fransa'da, evet, ondan dolayı bu. Böyle daha bence, evet, birkaç şey çıkabilir. Yani. Yani o zamanki talebelerden, o zamanlar nasıldı? Ama oraya geleceğiz. Oraya geleceğiz. Onu bekliyoruz biz abi. Bu arada Erol abinin ve Kasım Aksoy abinin selamları, evet, var size. Selam. Onu da iletmiş olayım. Hocam yani, nerede yaşıyorsun? Bölgenin nesi meşhur? 91'de yaşıyorum. Vilnius, yok sen. Nesi meşhur? Yani... Orada bir ormandan bahsediyorlar. Ne, korunluk mu? Neyzeni. Neyi meşhur derken neyi? Espri. Evet, neyi meşhur? Neyi oranın meşhur mesela? Ömer meşhur abi, gerçekten şanslısınız. Düğmem çalışmıyor. Yani. Evet. Yani birkaç ay oldu oraya taşınalı, çok bir meşhur bir şey görmedim. Yani bilmiyorum yani meşhur bir neyin olduğunu bilmiyorum. Evet. Artık öğrenir, geri bir dahakine. Bize mesaj da göndersiniz, biz açıklamalara yazarız falan gibi. Evet. Bilmiyorum deme hakkımız var değil mi? Soru ya, illaki. Cevap vermiyorum deme hakkınız da var. Bu soruyu geçebilir, geçin deme hakkı var. Abi hangi takım? Hangi takım? Beşiktaşlıyım da yani kaç senedir çok takip etmiyorum yani. Beşiktaş. Evet. Evet. Bilmiyorum, seyirciler arasında Beşiktaşlı olan var mı? Ama bazen Fenerbahçe'ye ama falan tepkili. Ama şu cevap tepkili hep standart gibi oldu. Şu takımı tutuyorum ama son yıllarda takip etmiyorum değil mi? Yani, evet. Yani benim bütün çevremde bu durumda yani, evet, gerçekten. Yani insanlar tamamen kopmuş, soğumuş. Soğumak değil. Gençken biraz daha takip ediliyor, şey yapılıyor ama ondan sonra belli bir şeyden sonra yani oyuncuların hiçbirini tanımıyorum artık. Bu şey yok yani. Bağ kopuyor. Bağ kopuyor. Sadece yaşla ilgili değil sanki. Yani o oradaki o mekanizmadan o bir ara şike davaları da başladı. Değişiyor bence. Mesela çünkü çocuklarda bakmak lazım. O çocuklar da hala devam ediyorsa, mesela ben Fenerbahçeliyim, Galatasaraylıyım diyenler varsa ya Avrupa gibi, hani buradaki Avrupa'daki çocuklar Türkiye'deki gibi değil yani. Mesela Türkiye'den gelen arkadaşlar belki soğumuş olma ihtimali olabilir çünkü Türkiye'ye bir soğuma var. Haberi yok çünkü. Ama yıllardır burada olanlar da biraz hani burada ne her hafta maç falan izlemiyor. Yani. Var. İlla takip edeceksin ki evet, şey olacak yani, evet, haberin olması gerekiyor, şey olsun. Evet. Doğru, takip etmediğin şeyin çok da arkasından ama gitmezsin. Ama Türkiye'de yani takip etmezsen bilin evine çıkıyor. Evet. Hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçları filan. Evet, devam edelim. Hocam en beğendiğin film? Zor sorular bunlar ya. Ben çok film şeyim yok yani. Kulağı olsaydı iyi. İyi gidiyorduk. Verebileceğim bir cevap yok öyle yani. Çok film şeyim yok. Öğretmen tarzı veya bir yönetmen veya en son böyle dikkat en son izlediğiniz film. İşte o bile çok uzun yani, çok film izlemiyorum. Şimdi gençken izledim falan demeyin yani o cevap. Gençken. Yok ama gerçekten mesela en son film ne zaman izledim hatırlamıyorum. Yani o kadar. En son Covid'den önce belki sinemaya gitmişimdir. Öyle. Yani, hı hı. Çok olmadı abi, onu hatırlarsınız Covid. Yani şurada ne kadar oldu ki? 2020. Evet, yani
sinemada. Yani en sevdiğim bir film diye bir şey yok yani. Peki beğendiğin bir film desin. Ben yok, de zorla bir alırım. Yani, film... yani bu standart şey de mi? Öğretmenin mesela o... Öyle o zamanlar ben de. Three Idiots film var. Amerika'nın çok hem komik hem Hint filmi. Hint filmi bir tane. Üç aptal oluyor Türkçesi galiba. Evet. O hoşuma gitmişti yani içindeki o mesajdır şeydir. Her öğretmenin izlemesi gereken bir film diyor. Yani. Güzel. Abi yine eğitim, aldık bir cevap aldık. Eğitime bağladı bir de. Güzel. Ama bir cevap da almış olduk yani güzel. Peki şimdi müzik desek. En sevdiğin müzik parçası veya sanat. Müzikle ilgilenmiyorum diyemez. Yani. Neyler duruyor burada. En son gençken yani. Falan öyle diyemezsiniz. O da yani tek bir parça yok. Ben enstrümantal müziği çok seviyorum. Yani genelde dinlediğim zaman işte ney müziklerini, kanun veya bunlarla beraber bir orkestra. Klasik Türk müziği o zaman yani değil mi? Klasik Türk musikisi ama şey değil. Türk sanat müziği de mesela onun çok şeyim yani işte bazı makam dersleri de gördüm. Onları dinlemek zorundayım ama çok hoşlanmıyorum onlar yani veya anlamıyorum şey yapamıyorum. Ama bu enstrümantal olarak sadece neyle kanunla çalınan parçalar ayinler işte peşrevler şey, onlar daha çok hoşuma gidiyor. Evet. Evet. Yani bir tane parça söylemek gerekirse Ömer Faruk Tekbilek'in yani hem neyde hem kanunda hem ve bir tane bir parça değil de bir albümdeki I Love You diye bir parçası var. Onu mesela defalarca dinlemişimdir yani böyle değişik insanlardan sadece ondan değil değişik insanlar işte neyde kanunda beraber işte şey yaptık çaldıkları oluyor. Çok hoşuma gidiyor mesela. Yani evet. Bir tane söylemek gerekirse onu sayabilirim. Cevabı çok doluydu. Böyle yani bir karşımıza müzisyen... Evet. Bir müzisyenden bu cevap alınır mıydı? Neyse kabul ediyoruz. Yok tam tersine işte müzisyen olduğu için hani o kadar dolandırarak ve detayını anlatarak yani bundan dolayı şu şekilde bunları seviyorum dedi. Bence... O bazı edebiyatçıların yarım saat edebiyattan anlamadığını anlattığı meseleler vardır ya, onun gibi. Amatör müzisyen derken gerçekten yani böyle ondan da yani birkaç anım varsa ona sıra gelirse onları da anlatırız. Hayırlısı. Evet devam yani edelim. Hizmet hayatında başına gelen çok ilginç bir olay var mı? İlginç bir olay. Şey yapayım Ömer abi Subhanallah dedirtecek bir olay. Efendim? Ömer abi Subhanallah dedirtecek bir olay. Subhanallah dedirtecek bir olay. Yani öyle bir şey söyle. Öyle bir hatıranız olmalı ki. O kadar yok ya. Öyle bir... Tamam sen olanı söyle. Yani unutamadığım birkaç olay var böyle. Yani, hizmette tanıştığım için. İki tane olay var ama böyle Subhanallah dedirtecek şey değil. Benim böyle İkisini çok sevdiğim çok şey yapıp Subhanallah haline getirsek. beni işte o bence de o Türkçe olimpiyatları vardı mesela Fransa'yı temsilen orada 2006 mıydı 2006'da oraya katılmam oradaki o bütün yani dünya o zaman 84 ülke katılıyordu sadece 300 mü 350 kişi falan vardı çok böyle daha sıcak bir ortamdı oradaki o kaynaşma oradaki ortam beni çok etkilemiş mesela kalbimi bağlayan bir şey var mı mesela o zamandan sonra o zaman da lisedeydim evrensel bir şey olduğunu oradaki Afrikalı Nijeryalı Arjantinli Meksikalı Koreli arkadaşlar şu an gözümün önüne geliyor bazı resimler şeyler orada hep beraber işte bir hafta boyunca beraber kalıp o beni bayağı bir etkilemişti. İki olay anlatacaktınız, biz onu birleştirecektik. İkincisi de Covid'den önce böyle bir şey olmuştu yani Amerika'da bir aylık kamplar başlatmışlardı. Oraya da bir ay boyunca katılma imkanı olmuştu. Doğru. O da bir Amerika derken Amerika'da Pennsylvania'da Hoca Efendi'nin olduğu yerde bir aylık bir ay. Da evet iki arkadaşla beraber.
Ben tarihli olarak görüyorum yani böyle. Ondan sonra mesela Covid oldu, bitti mesela. Böyle bir şey olmadı. Tekrar olur inşallah. Çünkü, Covid mi? Covid değil. Dersler tamam. Tamam. Dersler. Yani o kamp yapıyoruz burada yani. Kamplar yapıyorduk bir hafta, 10 gün. En fazla 20 gün yaptığımız kamplar falan oluyordu. Ve burada JIT'lerde daha çok işte aktivite de oluyordu. Şey oluyordu. Ama orada bir ay boyunca kendini tamamen kapatıp öyle bir ortamda kamp yerinde kamp yapmak. Kamp ayrı bir şey vardı yani. O. Buna işte subhanallah değil de maşallahla şey anlamıyorum abi. Subhanallah benim en çok yani hizmette başınızdan geçen biri şey demiştik yani soru biraz öyle hani böyle öyle bir şey başınızdan geçmiş. Ama başında bu soruya cevap verirken ikinci şey söyledi. Yani ben kendimi tarihli gördüğümden dolayı şanslı gördüğümden dolayı bunu nereden be size destek çıkmıyor. Ama abi şöyle bir şey gerçekten bence bu şansı çoğu kişi yani şey yapamaz yani elde edemez. Hayatı hani hoca efendinin hani yanında bir ay boyunca hani ya bunun için Covid bile istenir. Şimdi ben orada o tekrar olsun deyince hani pandemi tekrar olsun falan o bile belki istenir yani öyle bir şans için değil mi? Hayır. Ya abi nasıldı oradan onu biraz hani bir tam bitirirken o soruları bir detaya girebilir misin biraz? Hani nasıldı, ortam nasıldı, hani programınız nasıl oluyordu? Yani günlük... Kaç kişiydiniz? Hani dünyanın her tarafında yine arkadaşlar var mıydı? Aynen öyle işte. 30 kişi falan. Genelde Avrupa olarak vardı. Bir de Afrika'dan bazı öğrenciler vardı. Ve bir ay boyunca işte normal kamptaki program, okuma programları, oradaki abilerden sohbetler, dersler oluyordu. Yoğun bir şekilde bir okuma programı ve dinleme programı olmuş yani. Hoca Efendi'den direkt ders alıyor muydunuz? Yani o namazlardan sonraki oturumların işte hepsini sabah derslerine katılma oluyor sabah muydu? Sabah derslerine sabah Hoca Efendi'nin o derslerine katılıyorduk. Yani diğer misafirler. Yani. Evet. Yani oradan geldikten sonra bir programı alınsaydı belki daha böyle hani daha güzel şeyler anlatırdı. Ama o zaman daha semaverin sesi yoktu. Ya değil mi? Ya çenesi mi dön gerekir? Yani evet, teşekkür ederim. Orada hepsi birbirinden değerli abilerden sohbet dinlemek, ders almak. Yani ders niteliğinde böyle yani şey konu konu yani bir ay orada olunca her hafta işte her gün perşembe 10-12 arası bu abinin dersi vardı. Öyle not ala ala ders vere vere böyle yani şey PowerPoint'lu şeydi. Öyle hazırlanıp gelmişler abiler. Bizim için çok verimli oldu yani notları, paylaşmaları. Bir de bir ay yani maşallah. Evet, yani evet. Süre olarak da çok iyi. Yaz ayıydı. Peki orada böyle manevi ortamdan veya akıldan kalan veya böyle... Gördüğüm bir rüya ne bileyim. Orada mesela orada subhanallah almaya çalışıyoruz ya. Abi çünkü öyle hani kolay bir hani bence çok güzel bir program. Olmuştur. Yani içeriği bence çünkü oraya bir gün giden bile abi sadece bir günden öyle bir hani manevi evet, şekilde evet. Hani doluyor ve taşıyor ki oradan hani manevi ortamı yetiyor bence. Ondan dolayı bir ay orada geçirmek. Bence yani inşallah tekrar organize edilir. Daha çok kişi yani katılır ve istifade eder. Ay buralar geç tamam burayı anladık hani. Sen yok oraya... benim bir şey alamayacağım. Bence sorularımıza geçelim. Bekir abi öyle bu kadar veriyor yani. Sürnatürel bir şey başımdan geçmedi yani öyle bir siz falan getirecek bir şeyim. Abi bir ay ne yaptınız gözünü seveyim orada. Oturduk okuduk abi. Oturduk yani... okuduk. Güzeldi. O kadar net bir cevap. Yani öyle olaylar yaşayan insanlar olmuştur da benim öyle bir şeyim olmadı. Peki oraya giren Bekir de oradan çıkan Bekir aynı Bekir miydi? Yok farklıydı mı yani o... Sıralar biraz böyle işte sallantıda mı diyelim böyle biraz içeride biraz dışarıda biraz işte çalıştığım kurumdan ayrılmıştım bayağı bir sallantıdaydım diyelim sonra tekrar yani öyle bir yani o zaman niye bana öyle bir şey teklif ettiler onu da bilmiyorum yani kimse yoktu yine bazı programlar olduğu gibi yani kimse olmayınca seni çağıralım ne yükle gel diyorlar. Oraya da tabii, tabii. Gerçekten çok daha liyakatli çok daha oraya gitmesi gereken arkadaşlar vardı bence. Asıl gitmesi gereken sizmişsiniz abi bak anlatıyorsunuz ya sallantıdaydım bilmiyorum. Falan yani o ihtiyaç meselesi. Evet, yani Rabbin onu, nasibi o ihtiyaca binaen.
demek ki. Yani ben hani ihtiyacınız vardı anlamında evet, söyleyeyim. Sadece yani sizin sözlerinizden yani yola çıkarak. Yani peki hocam öyle bir sanaltıdaymışsın ki. Yani bir ay kamp hoca. Kamp. Ama şöyle bir şey mi? Biraz sağlamlaşıyor. Onun nasip olması için sallantı yaşamak gerekiyor. Bir mana çıkmasın buradan şimdi. Çok şükür. O zaman son soruma geçiyorum. Aynen. Semaver senin için ne ifade ediyor hocam? Semaver. O uzun programı unut orayı. Güzel. O da farklıydı. Benim aklımda o var. Hadi ya orayı unutmadınız. Yani o ben en son onunla kaldım. Evet. Hatta en son o çiğ köfte yani. O ondan sonra programda... bir daha çiğ köfte yemedim falan. Yok, bu diğerlerine göre farklı bir program oluyor. Yani canlı olması ve ortamın farklı olması böyle biraz yani ciddi şeyler konuşuluyor ama üslup biraz farklı oluyor böyle bir muhabbetim şey. Yani ne ifade edeceğini şey yani farklı bir program yani diğerlerine göre çok daha böyle yani geçen sene değil mesela pazar günü yani aklımdan çıkmıyor. Pazar günü evet onu izleyeceğim bir şey vardı. Yani o günlük rutinin veya pazar günü rutinin bir parçası olmuştu yani sizin evet, için değil mi? Evet aynen öyle yani. O her akşam, o pazar akşamı yani oturup onu açıp izlemek, yorum yazmak işte oradaki chatte beraber olmak. Benim için o güzel bir muhabbet oluyordu yani. O semaver benim için güzel bir sıcak bir ortam, muhabbet ortamı. Yani. O zaman izleyiciydiniz. Şimdi konuksunuz. Öyle oldu. Anlamadım. İzlemeyince bana öyle gel oluyor. Dediler ben geldim. O kadar itaatkar ki. Gel diyorlar gel git diyorlar. Kampa git dediler gittim. Yok, yani demek buraya ki da biraz... diyecek aslında daha buraya gelmesi gereken arkadaşlar var ama niye beni gönderdiler falan. Evet yani o da doğru. Yok yok onu demek için demedim. Yani güzel oldu. Güzel bir sohbet. Devam ediyor. Böyle ki Erol abi şey yazmış. Bekir Hoca'nın şekerlemeye ihtiyacı olmadığı için sizin beklediğiniz süper bir olay yok. Yani bir şey, bu kadar verir size. Herhalde. Yok hani anlamda. Orada kampta yaşadığı özel evet. Çok özel bir şey var mı diye. Ona öyle bir şeye ihtiyacı yok. O zaten öyle kendinden. Bir, evet. Abi olsa bile söylemez ki. Çünkü öyle, o tarz şeyler kendine hani insan kendine. Gözün neyde tamam mı? Ne zaman bunlar bitirecek de ben çalayım gibi duruyor. Yok böyle nereye bakacağım ya? Kaç tane kamera var? Ortaya aldınız beni. Ben size başta demiş miyim çapraz soruyor. Sağ olun. Hocam kim konuşuyorsa ona bak yeter. Kamera oradadır bu. Kameralar bu arada ışık var. Hani fark etsin hangi ışık hangi kamera yanıyorsa. Anladım. Şu anda oradayız o zaman. Sorularımız bitti. Bence bir parça alalım değil mi? Böyle ne dinlet. Bir ney dinle. Evet. Kulaklarımızın pası bir silinsin. Başlayalım. Sonra eğitimci tarafınızı işte bu müzikle ilişkiniz nasıl başladı nasıl gibi onları da yavaş yavaş konuşuruz hocam. Şöyle bize giriş olarak bakalım. Evet. Deneyelim bakalım. Bu iki tane ney var? Bunlar farklı değil mi? Farklı ses, yani ton farkı var. Buna biraz daha yani küçük olandan biraz daha ince sesler çıkıyor. Ne i̇smi neydi? O, evet, küçük olanın ismi Yıldız Ney. Yıldız Ney. Bu da Kız Ney. Yıldız biraz Ney daha kız. Uzunu var. Mansur Ney. Yani boy boy var. Hepsi bir notaya göre akord edilmiş. İşte, isimlerini bilmiyorum. Notalar bu Osmanlı zamanındaki Türk klasik müziğinin notaları mı bu? Nevadır öyle öyle bir evet, şeyler mi yani, var? Evet yani o notalar var. Şu an batıdaki o işte do re mi falan onlar da var. Yani mesela onları bilmiyorum mesela o yani nevanın do mu re mi si mi bilmiyorum ama bunlar evet yani Türk müziğiyle uğraştığınız zaman daha çok o isimler çıkıyor işte yani Acem perdesi işte Rast perdesi. Ama şeyde karşılıkları var. Yani birebir uymuyor bazen. İşte evet. Yok biraz daha incesi, işte bemolü, biraz daha diyezi, biraz daha kalını. Ama yani ince ayarları saymasak karşılıkları var yani. Evet. Ben şimdi bir dinleyelim ondan sonra böyle detaya bir girelim hani. Evet. Buraya kavuklu sarıklı gelmek lazımdı Osmanlı. O dönemin diliyle konuşuyor. Thank you.
şimdi ağzınıza sağlık deniliyor mu? Yanlış yapmayalım. Nefesinize mi sağlık oluyor? Nefesinize. Tamam. Nefesinize sağlık. Var, hakikaten çok etkileyiciydi. Burada versin. Canlı bir şekilde duymak, evet. Hissetmek değil mi? Yani bir feryat, bir inleme gibi geliyor. Ama o, evet. Yaptığı mütevazilik aslında öyle hani mütevazilik yani, görüyor musun? Yani maşallah. Kaç yılda bu seviyeye gelinebiliyor? Yani fikir vermesi bakımından. Bunu konuşalım değil mi? Hatırlıyorum, lise sondayken almıştım yani. Türkiye'deki bir öyle yani müzikte çok şeyim yoktu. Türkiye'de gezerken bir Mazda aldım bir tane. Yani ses çıkmıyor, şey yapmıyor. Hatta hatırlıyorum. Evet. Rahmetli babaannem demişti sana, bozuk bir tane düdük vermişler. Çalışmıyor. Yani öyle gel yani 2008'den beri 15 sene olmuş yani. O ilk seneler tabii ses yani, çıkarmaya çalıştım sadece. Yani ses çıkıyor mesela, ses çıkarmak zor diyorlar yani. Ses var yani. Tabii. Yani 15 dakikada herkes çalışırsa bir ses çıkarabilir neyden, ama ben mesela bazı sesleri hala çıkaramıyorum. Yani çok çalışmadığım için o sesleri, çok ince seslere gidemiyorum mesela. Ama üfledikçe sesiniz biraz daha güzelleşiyor. Daha çok süsleme yapabiliyorsunuz. Daha çok kontrol edebiliyorsunuz nefesinizi. İşte inceler, biraz kalınlar falan. Çalışmakla, üflemekle. Günlük üflüyor musunuz, öyle mi sorayım? Yani günlük çalışmanız var mı bununla ilgili? O zamanlar çok motiveydim yani böyle ilk seneler. YouTube vardı ama bu kadar şey yoktu. Bu kadar şimdi. Ya o zaman onu da sorayım. Bir hocanız yoktu. Tamamen kendi başınıza mı oldu yani YouTube üzerinden? İlk 3-4 sene evet yani üniversite 3. sınıftayken Paris'te bir ney dersi açılmıştı. Oraya katıldım ama ilk 2-3 sene kendi başıma biraz üflemeye çalıştım. Ben kendimi şey sanıyordum yani, böyle çok güzel üflüyorum, şey yapıyorum. Hocanın karşısına çıkınca veya diğerlerini de görünce mesela yani bir şey bilmediğimizi yani kendimce üfleme. Orada ne makamlar biliyorum, ne nota biliyorum. Yani nota mesela bilgim hala yok yani. Öyle bir nota şeyine girmedim. Hoca, oradaki derse de hoca notayla öğretmiyordu. Öyle kulaktan duyma veya işte pratik yapa yapa bazı melodileri, bazı ilahileri çıkartıyoruz. Evet. Yani neyle olan ilişkiniz böyle devam etti. Yani öyle yani düzenli bir kurs sadece o dediğiniz kurs herhalde. O zaman işte 1,5 sene falan gittim. Ama o bayağı bir yani teorik olarak olsun, pratik olarak olsun. Adrien diye bizim de Fransız bir hoca mesela. Yani o dersi veren Fransız ama yani Türk musikisiyle Osmanlı o müzik ahni otel dediğim işte Batı şey, Doğu müziğiyle çok içli dışlı. Türkiye'de bayağı bir sene yaşamış falan. Sırf müzik için yani. Burada bir müzik öğretmeni. Evet. Ders veriyordu. Bayağı bir, o zaman o da Kutsiyer Güner'den yani buradan. Kutsiyer Güner'den ders almış. Ama fazla yok yani burada neyzen. Bütün mesela neyleri hep Türkiye'den getirttim yani. Türkiye'den alıp burada bulamıyorsunuz yani. Evet. Bu müzik yönünüz. Evet. Bir de sizin eğitimci yönünüz var. Abi benim müziği biraz daha girelim. Gireceğiz, yani gireceğiz. Çaldıkça gireceğiz. Biliyorsunuz. Ya şimdi kısa kısa cevaplar veriyor tabii. Yani mütevaziliğin böyle zirvesinde dolaşıyor. Ya çalıyorum, ediyorum hani şu kadar yere davet edildim, gittim falan. Bunları biz bilmesek kendi söylemeyecek gibi bir duruyor, bilmiyorum. Veya siz tanıyorsunuz, daha yakından tanıyorsunuz. Bir ısınsa belki hani, o yüzden belki bir müzikle bir devam edelim böyle. Yani nereye gitmiş, hani yaşadığı olaylar ne, kendine biraz önce amatör dedi. Değil mi? Bununla ilgili bir olayınız yok mu? Hadi diğer tarafta mütevazilikten bir şey çıkartamadık. Yani neyle ilgili? İlginç böyle, çok şey değil de yani. Ya yine bir diyalog yemekleri oluyordu yani, şimdi yine oluyor mu? Geçen yani öncelerde böyle çok oluyordu, ayda bir. Her bölgeye yapıyordu aşağı yukarı. Paris'ten bahsediyorum. Yani atraksiyon olsun diye ya işte, ney üfleyecek birisi. Birisi Ebru yapıyor veya işte bir aktivite oluyordu her zaman. Evet. İşte bir 93'e, bir 95'e, 94'e ney üflemeye gidiyorduk. Biraz profesyonel olsun diye bazen önüme böyle kağıtlar alıyordum. Şeyler, işte notalar falan
var. Yani ama faydalanmıyorsunuz ondan yani, değil mi? Yani faydalanmıyorum çünkü şey bilmiyorum yani. Ben nota bilmem diyorsunuz. Sadece şey oraya yani hangi isim, hangi parçaları okuyacağım onları yani sıra alt alta yazdım. Yani biraz orada heyecanla şeyden dalmayayım diye başka şeylere. Bir tane programın sonunda birisi geldi. Yani müzisyen birisi belli. Ya, burayı böyle yapmışsın diyor mesela. Burada hangi notayı falan. Kıvırdık yani biraz orada. Dikkatimi dağıtma deseydin ya. Yani yok, programın sonunda mesela bitti her şey. Sonra muhabbet ediyoruz yani o masada şeyde. Orada geldi birisi konuştu böyle. Orada bayağı şey olmuştum yani. Kendimi kötü hissetmiştim. Öyle yani. Sonra Paris'te başlayıp yani şeyine gittiğim ileride bir kan var mesela. Kan'daki arkadaşlar çağırmıştı. Yani kan mı Ken mi? Kan. 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 Ama güneye de gittin mi? Orleans'a gittiğimi hatırlıyorum. En uzak neresi? En uzak Lüksemburg. Yani, yani yurt dışına bile var. Konserlere gittim yani. Ben şimdi niye mütevazı olduğunu onu çözmeye çalışıyorum. Ya oraya da gitmek gerçekten istemiyordum yani. O kadar yol yapmak. Yani hatta abim mesaj atmıştı yani 8 dakikalık bir sahne için falan. Abi diyorum 8 dakikalık için 8 saat yol gideceğim yani git gel. Öyle bir muhabbet olmuştu. İnşallah hayrını görmüşlerdir orada o diyalog faaliyetlerinde şeyler. Ben çok inanmıyorum ama bir faydası olmuştur inşallah. İnşallah. Şimdi diyeceğim şu tevazuyu bir tarafa bırakalım. Şöyle normal bir sohbet yapalım diyesim geliyor Bekir hocam ya. Bu adı da geçti. Kutsi Ergüner'le ilgili yani bu müzik bilgisiyle ilgili bir şey var. İsterseniz paylaşayım. Hani bana çok komik geliyor. Yıllar önce burada öğrenciyken Kutsi Ergüner'le tanışıyorduk. Kendisi kurslar falan da veriyordu böyle ney kursu. Bir konserine de gittik bir akşam. Bir arkadaş grubuyla. Orada da bayağı parçalar falan çaldılar. Sonra çıkışta da daha sonra işte fuayim diyorlar. O kısma geldi. Konuşuyoruz. Çok güzeldi hocam. İşte güzel parçalar vardı. Arkadaşım biri dedi ki Tosun Paşa müziğini de çaldınız. O çok güzeldi falan dedi. Bir bozuldu böyle. Normalde onun adı o değildi. Hani Tosun Paşa filmindeki müzik var ya. Şehnaz Longa. Ya böyle baktı yüzünü çevirdi falan. Onu hatırlıyorum. Yani çok bilmiyorsanız aslında belki bazı şeylere girmemek gerekiyor. Hiç unutamıyorum onu. Girmemek gerekiyor. Doğru. Mezuniyetiniz, daha sonrası onlardan biraz konuşalım. Çünkü eğitimci olarak biz hani kapak şeyleri değil mi? Öyle lanse ettik ki eğitimcisiniz. Yani nasıl başladı? Öğretmenim yani. Neden tercih etti? Oradan girebiliriz. Neden ama öğretmen oldu? Eğitimci derken yani bak sadece öğretmenlik değil bence. Eğitimci derken ondan önce mesela rehberlikte de eğitimcilik bence var. Yıllarca hani yurt geçmiş, evet yurt belli yurt geçmiş, evler evet, evet geçmiş. Allah bilirine kaç tane talebe geçmiştir Bekir hocanın. Yani biz anlattık biraz diyorsun. bana bir şey bırakmadınız. Bana öyle bir baktık ki ne anlatıyor ya? Uzaktaki şeyler onlar bayağı. Yurt falan deyince bayağı uzağa gitti. Siz hangi tarihten sonrasını anlatıyorsunuz o? Ben neden öğretmenlik? Yani burada lisedeyken böyle çok bize işte örnek olarak gösterebilecek buradaki okuyan çok Türk insan yoktu yani çevremizde. Hatta yani buradaki liseden sonra ne okunur? Hani üniversite var, işte PHEPA var, BTS, DVT. Onlara bile yani çok yani hiç bilmiyordum hatta. Beni mesela biyoloji hocamızdı bizim sınıf hocamız lise sonunda. Dedi sen prepa yap dedi mesela sen prepa'ya git. Ben sanıyorum ki prepa'da şey olacak yani hep biyoloji dersi olacak yani. Biyoloji hocam dediği için işte onun branşına yönlendiriyor. Şey, prepa'nın ne olduğunu bilmiyorum yani. Gittik bir sene prepa'ya. Baktım hep matematik var, fizik var. Bir sene boyunca hep matematik, fizik. Yani haftalık 10-12 saat matematik, 12 saat fizik. Yani şey, onun şey için de diyorum öyle bir yol gösteren bir şey olmadı. O zaman da abilere gidip geliyoruz. Genelde tavsiye ettikleri bölümler işte öğretmenlik okuyun. Eğitim amaçlı yani okullarda çalışabilmek için, buradaki insanlarla muhatap olmak için. O zamandan beri hep böyle işte ortaokuldan beri hep bu
taş kağıdı yapılıyordu yine, eğitim üzerine okuyun, öğretmenlik yapın. Ben de işte matematik, fizik, fen bilimlerini biraz seviyordum. Prepa'dan sonra normal fakülteye geçtim. Biraz daha rahat olsun diye. Prepa bitti ama. Prepa bir sene okudum sadece. İkinci sene yani sınıfı geçtim ama devam etmek istemedim prepa. Yani prepa burada şey için, mühendislik okumak için. Yani. Hazırlıyor. Ronde kolleri hazırlıyor, işte sınavları hazırlıyor. Öğretmenlik olacağı için biraz daha kolay yolu var yani. Biraz daha böyle... Prepasız da gidiliyor taraflara. Çünkü. Öğretmenliğe evet, öğretmenliğe biraz daha yani prepa yapmak zorunda değilsiniz. Evet. Böyle yani yönlendirmeyle normal fakülteye geçip fizik fakültesine, fizik lisansını işte sonra öğretmenlik masterını bitirdik. Sonra da öğretmenliğe başladık. İşte. Şu anda vazife yaptınız. Şu an özel bir okulda çalışıyorum, Villeneuve Saint George'da. Gene aynı branşla. Fizik kimya öğretmeniyim, evet. Fizik kimya öğretmenliği. Evet. Üstünü öyle bir kapattık ki, öyle bir bitirdik, bağladık. Onu bunu yaptım, şu böyle bitti. Hani üstüne hani bir de muhabir derken, Bekir abi bize bir bak, hani biz buradayız. Hani yere bakıyorsun, şey yapıyorsun, stres olma, hani rahat ol. Burada rahat. Bak, bize bakarsan, yani göz kontağını bize kurabilirsen kamerayı manmayı unutacaksın. Tamam. Ama biz olman gerekiyor. Sen şu an kendinlesin. Biz o kulaklıkları mı taktıksaydık aslında? O bir havaya sokuyordu. Bu yayın için. Hani eğitimcinin de mi? Böyle daha bir rahat olma, yani neticede öğrencilerle muhatapsınız. Ya onun dışında Bekir abi YouTube kanalı bile var. Evet. Oraya yani belki daha sonra girmeyiz. Kendi branşıyla ilgili de mi? Fransızca anlatıyorsan, fizik kimya anlatıyorsan yaparım burada. Ama şimdi Türkçe... Bak, ya, sohbeti Fransızca devam ettirsek belki orada bir şeyler çıkartabilir. Yani bir Türkçenin şeyi var belki. O çok rahat değilim belki Türkçeyle. Bir de konular çok hakim olmadığım şeyler yani. Böyle öğrencilerin karşısına çıkıp konuşmak gibi olmuyor tabii. Oraya hazırlanıyorsunuz. Buraya gelirken hazırlıksız geldi. Hazırlıksız. Yani. Orada anlatacağın konu belli yani. Soruyu sen soruyorsun orada. Oraya sorular fazla gelmiyor yani şeyler. Burada Sirkasyan abimi sıkıştırmayın Bekir abiyi diyor. Kim diyor? Sirkasyan. Bu arada bir kopya veriyorlar bize. Bekir hocanın uzay, gökyüzü, astronomi, gözlem merakı da var. Abi bu kadar bu kadar geniş yelpazen içinde sizden bir şey, bu beceriksizlik bize mi ait? Yoksa siz mi özellikle böyle abi, Ömer abi kimleri konuşturdu aslında evet şu ana ya kadar? Kimleri bize susturdu bir de. Susturdu. Bizi susturuyor o kesin. Hiçbir şey anlamıyoruz ya. Ya fizikle alakalı yani şey. Kapat kameraları, kapat iyice diyesin geliyor falan. Yani herkes de vardır o merak yani uzay. Bir teleskop merak falan var mı evde yani? Teleskop var bir tane. Abi şimdi neye merak saldınız? Neyzen oldunuz? Astronom. Şimdi o astronu falan yani astronomiye merak. Oralara o merak bir yerde. Birleşecek mi? Bilemiyorum. Bir bakıyorsun Bekir Bey nerede? İşte bugün Ay'a gitti. Bekir abi şöyle bir... Müzikle onu birleştiren insanlar oluyor mesela yani o... Müzikle neyi? Pülse yani gökyüzünden gelen o dalgaları, o sesleri işte pülsahlar var. Türkçesini bilmiyorum, aynıdır belki. Pülsah. Oradan gelen sesle müzik yapan işte bunu yani doğanın müziği diyor, işte uzayın müziği diyor. Evet. Onunla beraber müzik yapan öğretmenle arkadaşlar çalışıyor, müzik öğretmeni. Öyle bir şeyini dinletmişti. Çok hoş yani dediğiniz gibi o bazen birleştiriyorlar o bilgileri, şeyleri. Siz mesela Satürn'den gelen bir sesi neyle birleştirmek gibi. Öyle bir amacım yok şimdi. Öyle bir kabiliyetim de yok şimdilik. Şu an sadece yani izlemeyi seviyorum. Bu şahsi teleskobunuzda bir şeyler, yani neyi görebiliyorsunuz? İlla ki bir şeyler görünüyordu yani, da. Yani ay falan mı net görünüyor? Yani standart teleskoplarına ay gözüküyor sadece. Diğer gezegenleri de görün. Biraz daha profesyonel bir şey diyeyim. Yani Satürn'ü görebiliyorsunuz ama insanlara Satürn'ü gel yani gel Satürn'ü izleyelim derken böyle bak, yani sanıyorlar ki böyle büyük bir şekilde şeylerini halkasını göreceğiz. Yani görüyor halkası görünüyor, Satürn gözüküyor ama küçükken böyle resmin bir yerinde gözüküyor. Mesela Jüpiter gözüküyor. Jüpiter'in renkleri gözüküyor. Böyle ayırt edebiliyorsunuz işte kırmızı, beyaz, kırmızı, beyaz, turuncu onları görebiliyorsunuz. Ama onda mesela insanlara bu mu? Yani saniyelik oluyor böyle gel yani ya, çok şey olmuyor. Bir de genelde burada böyle bir sıkıntı oluyor. Mesela bütün resimlerdeki, kitaplardaki gördüğümüz hani gezegenleri
millet o şekilde hayal ediyor aslında. Hı. Ama onlar hani gerçekten ona bir hani boya değil mi? Yani bir yakın resimler var. Yani bazı yakın resimler var ama genelde evet. Bu bilhassa daha ilerideki gök cisimleriyle ilgili olarak onları farklı bir şekilde aslında alıyorlar. Yani elektron teleskobu diyelim, daha farklı metotlarla alıp burada onlara renk veriyorlar benim bildiğim. Ama gezegenler tabii çok yakın fotoğrafları var. O Jüpiter'in renkleri bildiğim kadarıyla gerçek. Hatta orada o bir... renkler değil ama mesela o resimler yani gerçek fotoğraf değil yani. Kitaplardaki görseller... Şu an gezegenlerin hepsi gerçektir de belki yok, diğer o görseller boya benim bildiğim. Yani şu an artık şeyler gitti ya, o uzay teleskopları var, uydular var, oralarda geziyorlar. Çıktı. Abi geçen fotoğraf çıktı ya, en kaliteli yani fotoğraf hani mesela siyah deliğin bir fotoğrafı çekildi. Hmm. Yani şeye benziyor böyle. O kara delik tabii mesela. O renklendirmeyle tabii onlar. Evet, tabii. O ayrı, o çok uzak onu. Kaç ışık yılı. O resim mesela şey bilgisayarla yapılmıyor. Oradaki evet. Dalgalarla. Aynen dalgalar. İnsanlar... Ama gezegenler öyle değil. Yani gezegenler yakın. Yani Jüpiter, var. Satürn. Yani yakınlar. Onların mesela. Dibinden diyelim geçti şey aletler. Yani orada hatta çok ince evet. Plüton'dan falan fotoğraflar gönderdi. Evet abi. Sohbeti nerelere götürdük? Uzay falan dediniz. Yani Paris'te olmak biraz dezavantaj. Yani çok yıldızdır. İşte çok gözükmüyor hatta. Yani bu teleskopla nebülözleri, yani nebülözün Türkçesi aynı mı? Bulutsu. Yani bulutsu. Yani nebülöz dedi mesela. Onlar izlenebiliyor, görünebiliyor ama hatta resimli falan çekilebilir. Ama Paris'te olduğu için o bir dezavantaj. Evet. Polisyon lüminöz diyorlar Türkçesine. Halbuki Paris ışık yıldız dolu falan. Işık kirliliği, ışık kirliliği. O düğme, biri de burada oturuyor. O düğme bozuk ya, onu kullanıyorum. Yoksa o düğmeye basardı. Çay yiyeyim mi? Evet. Bence bir dinleti daha alalım neyden. Ondan sonra insan haklarını şey yaparız. Sonrasında bakalım. Eğitime devam edelim çünkü eğitimin de birkaç dalı var bence Bekir abi'de. Sizler cevap bu kadar. Böyle yani. Onun için bence çok şey yapmayalım. Biliyoruz. O çok mükemmel bir eğitimci. Değişik şeylerle ilgileniyor yani. Onun için bence fazla zorlamayalım. Biz bu arada bir ney dinletisi alabiliriz. Evet. Gene herhalde. Bunun ismi kız ney. Bu kızdı. Kız neydi?
Evet. Buna da yine fotpori deniliyor değil mi? Arda arda. İki parça mı çalındı ama? Ya öyle mi? Çok da çeşit. Yani ilk başta bir ya girişi miydi o salavatın? Taksim yani taksim. Öyle doğaçlama yani bir nota. Ha şeyi. Öyle mi? Evet. Ondan sonra da bir... Itri'den salavat. O değil mi? Evet. Itri'den salavat. Evet. Meşhur. Bizim artık alıştığımız o melodi yani. Evet. Programın sonuna da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Böyle sizinle ilgili kısmı da toparlayalım yavaş yavaş. Eğitim kısmında bir Erdem Bey'in sanki şunu da sorsak gibi bir şeysi vardı. Yani şöyle hani eğitim kısmında öğretmenliğin dışında bir de ekstradan da dersler de veriyor sanırım. O da bayağı bir vaktini alıyor. Özel ders mi? Aynen. Onlar gene nasıl oluyor? Kendi yani? Branşınızla ilgili. Evet yani yani lise üniversiteden beri özel dersler veriyordum. Artık bunu bir kurumsal bir şekilde yapmaya başladım 3-4 senedir. Yani asıl mesleğim o diyebilirim yani özel ders veriyorum. Yanında da özel kolejde haftalık 12-13 saatlik ders. Yani o ek ders gibi oluyor yani asıl mesleğim. Vaktinizin çoğunu özel ders mi oluyor? Yani? Evet, vaktimin çoğunu özel ders oluyor. Yani peki bu özel dersler herhalde normal ders saatleri dışında oluyor. O zaman yani mesai akşamlarınız biraz dolu mu oluyor? Akşamları, gerekir. Çarşamba, hafta sonları. Hafta sonları da var tabii. Evet. Burada öyle bir kültür var yani. Buradaki başarılı öğrencilerin çoğu özel ders alıyorlar. Büyük bir kitle yani. Bir peki evlere giderek mi yapılıyor mu yoksa onlar mı sizin... İkisi de olabilir. Ayarladığınız bir yere buradaki geliyorlar. Buradaki eğitim merkezleri gibi olanlar var böyle. Öğrencilerin geldiği veya teke tek isteyen veliler var. Profiller farklı yani. Bazı biraz daha gelir düzgün aileler diyelim. Biraz daha rahat aileler. İstiyor ki öğretmen gelsin ayağıma. Genelde öğrencilerin çok ders ihtiyacı yok. Zaten kaliteli yani şey öğrenciler. Bir seviyesi var ama o devam etmesi için insanlar biraz paradoks olabilir yani. O hı-hı. insanlar daha çok ders alıyorlar diğerlerine göre. Halbuki diğerlerinin daha çok ihtiyacı var. Ama yani ben de... İyi daha mı iyi oluyor? Yani İyi daha iyi oluyor. kötü daha... Yani kimse mesela ben kalıyor. Lisedeyken de etütlüslerden ders alıyordum. Sınıfta hoca sormuştu yani o kolejdeki, lisedeki öğretmen sormuştu. Yani kim özel ders alıyor diye. Tek ben alıyordum ve sınıfın ilk üçünde falandım. yani öğretmen de orada demişti yani normalde diğerlerin ders alması lazım. O zaman velilerle yani teke tek görüşeceğini falan söylemişti. Yani onlar da ders alsınlar, şey yapsınlar veya... Etütlüs var bakalım diyebilir aslında. Evet, o zaman lisim o da yoktu ama Pantin'e vardı. Pantin'e girdik hatta. Buradaydı. Üst katta. Üst kattaydı evet. Üst katta. Yani özel dersi... Yani ihtiyacı olmayanlar mı alıyor? Biraz o manada. Yani zaten dersleri iyi olanlar alıyor herhalde. Öyle anladım. Ben. Evet. Yani şu an benim gördüğüm o. Yani özel dersi veya kaliteli özel dersi diyeyim. Çünkü üniversiteli öğrencisinden alanlar çok oluyor ama üniversiteli öğrencisi geçimini karşılamak için bir şekilde yapıyor o dersleri ama böyle kaliteli öğretmenlerden ders alabilen genelde yani onların ücreti biraz daha yüksek oluyor ama onda o şahıslar alabiliyor maalesef yani. Biraz yani aslında bunları profesyonel öğrenci diyebilir miyiz? Yani nasıl bir futbolcu sürekli antrenman yapıyor ekstradan kendini böyle formda tutmak için. Bu öğrenciler derslerinin dışında ekstra özel antrenörle evet. antrenman yapıyorlar kendini daha da iyi kaliteli. Daha iyi olma adına. Aynen öyle. Evet. Aynen. Ya bunlar herhalde yüksek hedefleri olan öğrenciler oluyor değil mi? İşte bu Grand Ecole'lere gitmek Grand istiyor. Grand Ecole'lere hazırlık yapan öğrenciler. Yani zaten anne babaları o okullardan çıkmış oluyor. Çocukların da o okullara gitmesini istiyor. Yani Fransa'da bu Avrupa verilerine göre en çok böyle açık olan yani işçi çocuğu işçi olarak oluyor. Kadrolu çalışan insanların çocukları işte kadrolu oluyor. Bu aşılamıyor herhalde. Fransa'da biraz o hareketlilik düşük. Çok düşük. Yani hı-hı. diğer ülkelere göre uçurum çok fazla. Yani hı-hı. bunu yani şeylerde, statistiklerde çok öne çıkıyor ve Fransa'nın geri kaldığı noktalardan bir tanesi bu.
Yani evet, çok eleştiriliyor. Çok yani eleştiriliyor. Mesela siyasetçilerin de işte ENA'dan çıkması hep. Yani böyle bazı kurallar, görülmez kurallar koymuşlar gibi. Hı hı. Yani Türkiye'de aslında eskiden vardı. İşte çoban çocuğu sülü gibi. Hani örnek Süleyman Demirel hep onu örnek veriyordu. Kalkıp işte ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı oldu en son. Fransa'da çok o mümkün çok değil gibi. Yani çok iyi bir eğitim alacak. Belki bazı ailelerden gelecek. Gelmese dahi o okullardan en azından geçecek. Hı hı. Enerji falan da diyorlardı. ENA'dan. Hı hı. Mezun olanların oluşturduğu bir yönetim şekli gibi. Farklı kurumlarda da aynı şey var diye ben biliyorum. Hizmetin son senelerinde, daha Türkiye'nin son senelerinde tarihsel olarak hizmet de biraz buna hani katkıda bulundu bayağı. Zaten Fransa'da sorun da, oradan kaynaklanıyor biraz yani. Fransa'da da böyle olabilir mi? Evet. Diye bir soru işareti koyayım mı böyle buraya? Yani Bekir, neden olmasın Bekir abini? O soru işaretini baştan koysaydınız belki Bekir abiyi konuştururduk. Yani burada bakabiliriz. Buradaki eğitim kurullarımız mesela Kişi Suba'da var. Değil mi? Kişi Suba gibi yani en fakir bölgelerden bir tanesi. Evet. Paris'in veya Fransa'nın diyebiliriz. Yabancının çok olduğu, birçok sorunun olduğu. Villeneuve Saint-Georges yine öyle bir şekilde yani. En 94'ün sıkıntılı veya pauvre. Yani fakir. Fakir, yani fakir. En fakir gariban şehri evet. Mesela. En fakir şehri 94'teki Villeneuve Saint-Georges mesela. Oradaki bir devlet okulunda çalıştım. Oradaki mesela Breve'deki matematik ortalaması 3 mesela. Yani o öğretmen 20 üzerinden. 20 üzerinden 3 değil mi? Mesela yani ve Breve yani şey değil bu. Lise son değil. Ortaokul sondaki o kolejin şeyi ortalaması. Bunu müdür yani o sene başındaki toplantıda söylüyor böyle herkese yani biraz utanarak biraz şey yaparak yani o bir veri yani onu bir geçen sene bilançosunu yaparken söylüyor. Yani öyle bir ortamda eğitim kurumu açmışsınız evet. Ve yani bunu bir avantaj olarak da görebiliriz. Yani oraya ayrı bir renk katmak, ayrı bir probleme bir çözüm olarak. Ama işte yöre insanında da o bilincin gelişmesi lazım ki. Ama sanki yavaş yavaş böyle bir şey oluşuyor gibi. Mesela Villeneuve Saint-Georges'taki özel bir eğitim kurumundayım dediniz. Evet. Orada o çevredeki aileler mi çocuklarını gönderiyor? Nasıl bir durum var? İlgi evet. Duyuyorlar mı böyle bir özel eğitim kurumuna? Yani oradaki devlet okullarından istedikleri başarıyı veya istedikleri takip alamayan aileler böyle özel kurumlara yani yöneliyorlar. Sayıları yani. Çok mu? Yani o bölgeden gelen çocukların sayısı. Oranın yani, öğrencileri. Oranın öğrencileri. Evet, oradaki yerel öğrencilerin. Yerel tamamen, öğrenciler. Eskiden belki otobüslerle veya minibüslerle öğrenciler toplanıyordu ama artık sadece oradaki öğrencilerle. Ve yabancı oluyor. Kökenli ailelerin çocukları mı bunlar? Hep yabancı. Yani, yabancı ailenin çocukları. Evet. Yani Türk öğrencisi. Belki bir nesil yok de, yani. Değil mi? Birkaç nesilde hemen bir yabancı çıkıyor. Yani öyle evet. %100 Fransız diyebileceğimiz köken olarak değil. Değil ama yani oradaki yabancı, oradaki toplum neyse, Villeneuve Saint-Georges'taki toplum neyse, oradaki yakındaki şehirlerin toplum öğrencileri neyse, onlar teşkil ediyor öğrencileri. Hı-hı. Hı-hı. Yani o dediğiniz aslında olabilir gibi. Yani en azından bu bölgeler için. Ama onu yapabilecek yani, güç var aslında. Mesela kişisi burada yani Hakan abi geldiğinde de bunları bayağı detaylı bir konuşmuştuk. Evet. Onların yaptıkları programlar sadece eğitimle alakalı değil. Yani çocuklar bir vizyon vermeye evet, çalışıyor. Evet, mesela rehberlik yönü çok güçlü aynen, oranın. Mesela evet. Diyordu ya Bekir abi ben önümüzde kimse bize eğitimle alakalı veya ne yapacağımızı söylemiyordu. Sonra ya mesleklerle hani programın ismini hatırlamıyorum da hani böyle profesyonelere çağırıyorlar. Aynı anda pizza, hamburger bir şeyler yiyorlar. Hamburger partileri aynen, var. Aynen orada yardım kampanyaları yapıyorlar. Meslek tanıtıyorlar. Aynen shoeboxlar var. Evet. O yüzden hani, bu tarz şeyler inşallah hani sayısı da çoğalır inşallah. Ve o alanda bir ihtiyaç var gibi, boşluk var gibi evet. Sanki. Var. Değil mi? Evet. Yani bir şey olarak bakılabilir yani orada bir lütuf yani öyle yerlerde bir okulun açılması, bir eğitim kurumlarının açılması bir rastgele değil yani evet. Orada yapılması gereken yani işler bir, var. Yani. Bir taraftan da hani yani bizim milletimizin de orada olduğundan dolayı ilk başta oralar da açıldı. Yani Paris evet. Merkezi oturan çok abimiz ablamız olmadığı için orada Paris merkezi açılmadı yani. Evet. Çoğu da hani Villeneuve Saint-Georges olsun hani veya Clichy-sous-Bois olsun, Argenteuil olsun. Genelde 90 ev hizmetin de hani buluştuğu yerler olduğundan dolayı oralar da açıldı yani. Evet. Çok doyurucu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sonunda sanki burada açıldılar. Eğitime evet. Girdik yani kendi alanı olduğu için. Orada daha çok şey söyledi. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Yani. Ama şöyle bir şey denesek hocam. Programımızı bir şiirle kapatıyoruz biz. Evet. Bunu sizin ne eşliğinde yapsak? Böyle bir şey deneyebilir miyiz? Deneyelim bakalım. Deneyelim bakalım o zaman. Bu defa yıldız neyi aldınız? Tiz sesler mi çıkacak? Onu mu anlamak lazım? Evet, bir de normalde yani en kalın üfleyeceğim. Biraz daha kalın sesler ama yani aşama aşama sesler oluyor. Bunun ikinci aşamasındaki ses bununki ikinci aşamasındaki sese göre daha ince. Daha. Ama şu an kalın, yani bunlar da mesela biraz önce fark ettiyseniz biraz daha kalın seslere evet, girdim. Evet. Mesela bunlar o kadar kalın sesleri çıkaramam. Evet. Evet. Bir kere diye bir şiirimiz var yine Ahmet abimizden. Seslendirelim bakalım. Şimdi siz bana ne diyorlar? Yol vereceksiniz. Deneyelim bakalım. Deneyelim bakalım ne olacak. Evet. Gecem aydınlanır, ocağım tüter, kalbimi kor olup yaksan bir kere. Acılarım diner, dertlerim biter, kaşını kaldırıp baksan bir kere. Ötelerden kutlu selamın gelir, İnci mercan misal kelamın gelir, Affıma fermandır ilamın gelir, Rüyama bir girip çıksan bir kere. Çöllere çiçekler eker geçersin, aşılmaz dağları deler geçersin, belanın yüzüne güler geçersin, Zülfikar kuşanıp taksan bir kere. Sözün şeker şerbet nefesler keser, her yanda sevdanın meltemi eser, kavurur yangının kalbi serbeser, gönlüme su gibi aksan bir kere. Nefesinize sağlık, ağzınıza sağlık.
güzel oldu. Böyle de güzel oluyormuş canlı müzik zaten. Canlı bambaşka müzik bir şey. Farklı evet. Oldu. Keşke gerçekten. Her programda olabilse bu imkan. Yani her gelen misafirimiz böyle maharetli. Ne çalsa, bir şey çalsa gitar. Abi ne üfleniyoruz. Evet. Ne üfleniyor. Ya pardon. Evet, evet. Güzel. Pardon. Genel neyzenler çok dikkat ediyor bu üfleme, çalma meselesine. Evet, takıntım yok yani. Çalmak çok kabul edilmiyor ama. Evet, ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir gece geçirdik. Güzel bir program oldu. Gerçi çok istediğimizi alamadık ama. Benden bu kadar yani. Buna da şükür. Buna da şükür. Buna da şükür. Evet. Değerli izleyicilerimize sağ olsunlar, var olsunlar. Bu saate kadar bizimle kaldılar. Bu saat hangi saat ki bu saat? Saat. Öyle diyorsunuz ki sanki eskiden böyle saat hani 200 saatlik program yapıyorduk da ona kaldılar. Yani az da değil falan. Öyle ama o zaman 9'da başlıyorduk galiba. Şimdi evet, 10'da başlayınca 12'ye 20 var. Ama 19'a başlayıp 12'de bitiyorduk yani. Yine 12'de bitiyordu evet. Evet. Bitiş aynı da. Yani başlangıç farklı. Bir saat fark var. Hayırlısı inşallah. Peki ne diyoruz? Gelecek cuma akşamı. Semaver ekranlarında. Saat 22'de. Görüşmek üzere. Semaver her cuma saat 10'da canlı yayında bekliyoruz.